Güzel canlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Gecemiz nur olsun. Bugünkü muhabbet konumuz yine toprak. Şeriat kapısında seyri sülüğüne başlayan talip, tarikat kapısında değişmeye başlar. Marifet kapısında değişmenin iç ve dış yüzünü bilme noktasına gelir. Hakikat kapısının birinci makamı olan toprak olma unsuruna veya da makamına geldiği zaman burada müthiş bir değişim sergiler. Aslında bu hicreti, hicretin bittiği ama hakikat kapısındaki ilerleyişin devam ettiği bir yer. Şeriatta kalp noktası çalışabilir çalışmayabilir. Kalp noktası çalışanlar tarikat kapısına geliyorlar. Ben tarikat kapısında ikrar verdim demek ben değişmek istiyorum demek. Ben beşeri olan bütün niteliklerimi bırakmak istiyorum. Ben aslıma, özüme, hakikatime, gerçekliğime ulaşıp uyanmışlardan olmak istiyorum. Yalnız Tarikat kapısında bunu başaranlar da olacak, başarmayanlar da olacak. Farkında mısınız? Dört kapı, kırk makam. Aynı zamanda bir talibin hicreti. Her kapıdan diğer bir kapıya geçmesi onun hicret etmesi demek. Yani bir yerden başka bir yere geçmesi demek. Eğer talipte de değişme arzusu, dönüşme arzusu, nefs emmarenin niteliklerini bırakma arzusu kuvvetli ve bu noktada bir çaba içerisinde ise bu talibin varacağı yer dört kapı kırk makam içerisinde hakikat kapısının birinci makamı. Çünkü burası müthiş değişimin olduğu yer. Peki burada değişim bitiyor mu? Daha bitmiyor. Ama müthiş bir değişim geçiriyor. Fakat bu el Değişimin içerisinde sırrı hakikat dediğimiz noktaya doğru müthiş bir edinim safası başlıyor. Bizler latif batın toprağından zahir kesif toprağına gelmiş varlıklarız. Dikkat ederseniz hepimiz latif batın toprağından. Latif batın toprağı demek lahut demek. Peki zahir kesif toprağı ne demek? Yeryüzünün toprağını kastediyoruz. Ve insanoğlu yeryüzündeki alma arzusuna sahip olan topraktan gönül diyarında bulunan toprak olma makamına gelmesi hicreti. Bunun anlamı şu ben Cenab-ı Hakk'ın bütün niteliklerini edinme noktasında hakikat kapısına ayak bastım. Bakın birçok edinim var. Marifet kapısına geldi. Marifet kapısında hal olabilecek bütün nitelikleri tanıyor. Bütün nitelikleri tanımak ne demek? Ben dışarıda tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle içeride tecelliye sebep olan her şeyi biliyorum. Bilme noktasına geldim. Fakat bilmek yetmiyor. Şimdi bildiği şeyi olabilmesi için bir mertebe daha ya da ya da bir kapı daha geçmesi gerekiyor. Zahir kesif toprağına bağlı olan herkes için nefse maresine bağlı olan insan deniyor. Ne zamanki ki hakikat kapısındaki toprak olma niteliğine geldiği zaman burası ben aşk ile ihsan etme noktasına geldim demek. Aşk ile ihsan etme noktası ne demek? Benim batım ve latif olan toprağım da bütün varlıkların bütün ihtiyaçları bulunuyor demek. Mürşidi kamil pirlerin toprağına tohumunu eken kesinlikle ve kesinlikle hakikat diyarında bir ağaç çıkaracak güzel canlar. bu ağaç o kadar kutsal bir ağaç ki bu ağaç o kadar değerli bir ağaç ki bu ağaca kainat ağacı yaşam ağacı deniyor bu yaşam ağacı bütün varlıkların bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında olan bir ağaç aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Allahü Samet dedikleri Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bütün varlıkların ihtiyacını giderir ayetinin hal olduğu yer. Neden? Eğer Cenab-ı Hakk'ın nitelik ve özellikleriyle aşk ile ihsan etme noktasına geldiğimiz zaman özümüzde bulunan haksal bütün nitelikleri özden aldığımız için artık hiç kimseye ihtiyacımız yok. İhtiyacı olmayan adam hak ile hak olmuştur. Bunu şununla karıştırmayın sadece güzel canlar yeme içme noktasında karıştırmayın. Çünkü dışarıda yeme dediğimiz, içme dediğimiz şey yine kendi özünden tecelli edip kendi özünden tecelli edenle yine kendi ihtiyacını karşılama noktasında olduğu için özünde olanla besleniyor. Aynı zamanda burası Hakk'ın hak ile kendisini nasıl beslediğini, Hakk'ın hak ile kendi ihtiyaçlarını nasıl giderdiği mertebe güzel canlar. Eğer ki her şey Cenab-ı Hak'tan tecelli ediyorsa, bütün varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise o zaman tecelli eden her şey tecelli eden diğer bir varlığın ihtiyacını karşılıyorsa ve karşılama noktasındaysa bakın Allah Yine kendisinden tecelli edenle besliyor. Yani hakkın hakkı beslediği yer. Veya da gönlü, gönüllerin iki gönlün birleşip hak ile hak olduğu nokta hakkın hak ile olduğu yer güzel canlar. Bu zahir alemde iki insanın aşk ile birbirini sevip aynı zamanda söz ile bir araya gelmeleri noktasıyla da gerçekleşir. İşte toprak dediğimiz şey dünya toprağından bahsetmiyoruz. Burası Cenab-ı Hakk'ın diyarı olan latif topraktan bahsediyoruz. Yani cümle varlığın ihtiyacının karşılandığı yer. Cenab-ı Hak hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bütün varlıkların ihtiyacını gideren yani burası münezzeh olma kavramı. Güzel canlar. Aynı zamanda burası çok sıkıntılı bir yer. Çünkü söylemi sıkıntılı. Burası küfrün iman edildiği yer. İnsan-ı kamil mertebesine gelenlerin küfrü iman edip deyip ama şediyat eylinin de şirk dediği bir yer. Düşünün kulüvallahu ehad dediğiniz zaman de ki Allah tektir. Yalnız eğer ki eğer ki de ki Allah tektir. Kendi dışınızda bir yaradanı, bir yaratıcıyı düşünür. Onun tekliğini kastediyorsanız bilin ki ehad kavramını kavramamışsınızdır. Kulüvallahu ehad deyip siz bütün Cenabı Hakk'ın nitelikleriyle ona benzedikten sonra burada ondan başka hiçbir şey yok mertebesine geldiğiniz an ancak bu ayeti anlamış olursunuz. Kulüvallahu ehad demek sırlar içerisinde öyle bir sırdır ki bu toprak makamında da çok güzel bir şekilde ifade edilir. Yani ehad olanın bir mim alarak Ahmet bir mim da alarak Muhammed olarak göründüğü yer güzel canlar. Bakın dikkat ederseniz şeriat değiline bunu anlattığınız an size der ki siz şirk eğilisiniz. Neden? Çünkü Muhammed bir anneden doğdu. Bir babası vardı. Yiyordu, içiyordu. Aynı zamanda çocukları vardı. Ama hakikat ehlinin anlayışı böyle değil. Kulüvallahu ehad demek Hazreti Peygamberin kendisiyle birlikte cümle alemleri cem edip yine kendisinde bulduklarıyla bu ayeti ifade ettiği nokta. Allahu Samet de yine öyle. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan özden yani Cenab-ı Hakk'ın toprağından aldıklarını bahşetme etme mertebesi güzel canlar. Hak ile hak olan Laut'un latif toprağına, aslına, özüne, gerçekliğine kadem ettiğinden dolayıdır ki burası artık onun için ölümsüzlük yani sonsuzluk diyarıdır güzel canlar. Demin bir şey daha ifade ettik. Toprak makamına geldik edinimimiz bitti mi? Bitmiyor. Bakın dikkat edin toprak olma makamından sonra din, dil, ırk, renk ayırmama aynı zamanda elinden gelen iyiliği esirgememe diye bir makamımız daha var. Bunlar öyle boşuna sıra sıra konulmamış güzel canlar. Neden? Hakkın toprağına basan kişi için artık din, dil, ırk, renk, cins varlık ayrımı bitmiştir. Neden? Çünkü bütün varlıklar kendi özünden tecelli ettiği için, bu şura geldiği için hepsini kapsıyor. Ne yapıyor burası? ihata etme makamı. İhata etmek ne, ne demek? İçte ve dışta kuşatma demek. İçte ve dışta kuşatma demek de ben içte ve dışta olanın ilmini tam anlamıyla mutmain bir şekilde biliyorum demek. Bu mertebeye gelen artık aşk ile iksan etme noktasıyla herkese işte olan bütün güzellikleri verecek. Ama herkese derken... ...mertebe mertebe. Şeriat eline şeriat gibi. Tarikat eline tarikat gibi. Marifet eline marifet gibi. Hakikat eline de... ...hakikatin gereklerini verir. Fakat siz şu anda burada... ...çok şanslısınız. Saklanması ve verilmemesi... ...gereken aslında birçok... ...kelamı şu anda size beyan ediyoruz. Ve bunlar sıkıntılı beyanlar onu söyleyeyim. Dışarıda kendini bilmezlerle sakın bunları konuşmayın güzel canlar. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Burası dedik ki sonsuzluk toprağıdır. Hazreti Ali'nin müthiş bir sözü var güzel canlar. Diyor ki ey insanlar siz sonsuzluk için yaratıldınız. Aslında bu kelime dikkat ederseniz şeriat ehline hitap ediyor. Siz sonsuzluk için yaratıldınız. Hakikat ehlinde bu değişiyor. Sonsuzluktan gelen hak, halk aleminde yine sonsuzluk içinde yine hak alemine sonsuzluğa gidecek. Çünkü iki alemi kuşatan İki alemi bilenler ancak sonsuzluk diyarına ulaşabilirler. Oluşa, oluşa, Yoksa başka bir türlü gitmelerinin, ulaşmalarının mümkünatı yok. Gerçek hicret madde toprağından mana toprağına geçmektir. Hazreti İbrahim'e Kenan diyarına göç et kelamının anlamı dünya toprağından başka bir toprağa geçiş anlamında değil sıkıntılardan dolayı orada da bir hicret var. Ama gerçek manası beden toprağından beden toprağını ihate eden mana toprağına göç demektir. İşte şu anda bizim haksal irşatla yaptığımız şey şeriat kapısından hakikat kapısına hicret etmek. Yani dünya toprağından hakikat toprağına doğru bir yolculuk güzel canlar. Toprak olmak mana toprağının nimeti olmak demektir. İnsanı kamilin ilmi kendisini bilmek isteyen için müthiş bir nimettir. Beden için toprağın nimetine ihtiyacımız var ama ruh noktasında ise mürşidi kamil pirlerin manevi nimeti olan İrfan ve hikmete ihtiyacımız var güzel canlar. İşte hikmet toprağında doğanlar asla ölmeyecekler. Onlara ölüm yok. Ama dünya toprağından beslenen, dünya toprağına bağlı olanlar ölüp dirilip ölüp dirilmeye devam edecekler. Size bir ayet vereceğim. Lütfen bu ayeti hem biraz araştırmanız için hem de bazı farkındalıkları yakalama noktasında tefekkür için Taha suresinin 55. ayetini herkes birkaç defa okusun. Gerçekten oradaki mana noktasında bir tefekkür etsin. Daha sonra bununla ilgili kendi aramızda bir muhabbet yapalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum güzel